Tabii esas itibariyle sektöre yapılacak olan teşvikler bir havaalanlarından doğrudan yolcu taşımak dünyanın bütün merkezlerinden sadece charterlarla değil de tarifeli seferlerle. Burada milli havayolumuz Türk Hava Yolları'na tabii görev düşüyor diye düşünüyorum. 300 tane destinasyona uçan THY'nin artık sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil çeşitli turizm destinasyonlarına doğrudan tarifeli seferleri arttırması bütün dünya merkezlerinden çok turist gönderen ki bunlar eskiden bilindiği gibi Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa değil, İngiltere değil artık Singapur, Hong Kong, Hindistan, Çin, Kore gibi Asya ülkelerinden gelen turistler dünya turizmini domine ediyorlar ve bizim de o insanlar ne ister, Asyalılar neden hoşlanır gibi onlar neden İstanbul'a gelmeyi cazip bulabilirler, nasıl bulabilirler bunun çalışmalarını yapmamız lazım. Tabii bunun yanı sıra bu sene zor bir sene. Özellikle Rusya ile yaşanan sıkıntılar ve özellikle jeopolitik durumlar nedeniyle, terör olayları nedeniyle ülkemizin güvenli olduğunu esas itibariyle özellikle turizm destinasyonlarının dünyadaki diğer herhangi bir turizm merkezi gibi kadar en azından güvenli olduğunu her şeyimizle yani üniversitemizle, basınımızla, insanımızla her tarafta biz bunun promosyonunu, tanıtımını yapmamız lazım. Yarattığımız markalar var, onları ilaveleriyle güçlendirmemiz lazım. Gelen turistler çok ucuza, çok kaliteli tesislerde kalıyorlar ama ne bileyim bir sağlık turizmi, bir golf turizmi, bir yüksek gelir grubuna hitap eden turizm tabii ki ortalama turist başına düşen gelirleri arttıracağı için son derece önemli. Bunlara tabii ağırlık verilmesi lazım. Bir kere her şeyden önce çok ciddi bir istihdam yaratıyor. İhracat kadar ve ondan daha fazla katma değerle döviz geliri sağlıyor ülkemize. 50'den fazla başta tarım olmak üzere sektörü destekliyor, imalat sektörünü destekliyor. Ülkemizde altyapı sorunu yok. Havaalanları, hava yolları, limanlar ve otel kalitesi, yatak kapasitesi itibariyle. Önemli olan yani sadece bir İspanya kadar turist getirsek, yani 36 milyon değil de 60 milyonun üzerinde getirsek bugün yine 800 dolarlar mertebesinde turist başına kazancımız olsa dahi cari açığımız birkaç puan aşağı düşüyor. Onun için bu bir memleket meselesi. Buna böyle bakıyoruz ve bunda da biz bankalara bir görev düşüyor. Yani bankaların tabii şu an itibariyle 50 katrilyon üzerinde, 50 milyarın üzerinde kredisi var. Burada Denizbank olarak biz bir numarayız. %17'lik bir payımız var 9 milyar mertebesinde bir krediyle. Tabii sadece 2016'ya baktığımızda ana para ödemesi 2.7 milyar dolar, işletme sermayesi 800 milyon dolar ve yanı sıra da faiz ödemesi 800 milyon dolar gibi 4.3 milyar dolara bağlı olan bir açığı var sektörün. Yani böyle bir ihtiyacı var. Onun için bu çok uzun vadeli bir yatırımdır. 13-15 seneden önce geri dönmez. Biz verdiğimiz zaten uzun olan kredilerin vadelerini belki uzatacağız. Ona göre de tabii BDDK'dan gerekli düzenlemeleri bekliyoruz karşılık ayrılmaması yönünde. Turizm Bakanlığı ile sınırlı değil bu olay. Yani Enerji Bakanlığı'ndan tutun Maliye Bakanlığı'na ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığımıza kadar bütün sektörleri ilgilendiriyor. Bir Exim Bank'ın, bir kredi garanti fonunun yerine göre ufak turizm kredileri için COSCEP'in devreye sokulması ve özellikle iç turizmi de özendirici, işte tüketici kredileri veya kredi kartlarından iç turizmde harcanan bölümün vade itibariyle uzatılması, faizlerin düşürülmesi gibi yöntemlerle yurt dışına çıkış fonlarının turistik çıkışlarda belki biraz arttırılıp elde edilen fonların ülke tanıtımında kullanılması kanaatimce çok yararlı olacaktır. Şimdi 6 bin dolarlık bir charter başına, sefer başına uçaklara verilen bir teşvik var. Bu genel bütün uçuşlara da teşmil edildi. Ancak bazı uzun yol uçuşlarında Hindistan, Çin gibi bu teşvik biraz yetersiz kalıyor. Belki o destinasyonlara göre bunu biraz çoğaltmak lazım. Unutmayalım yani bugün Bangladeş'ten tutun işte bütün Asya ülkelerinden, Hindistan'dan, Lahor'dan, Pakistan'dan veya Çin'den gelen, Pekin'den, Şanghay'dan gelen turist sayısı, Kore'den, Seul'den gelen turist sayısı çok fazla artacak. Bunlara göre biz tarifeli uçak seferlerimiz, bunların hoşlanacağı
bir takım eğlence ve destinasyonlar buna göre düzenlenmesi lazım. Çünkü dünyada en büyük artış turizmde incoming açısından bu Asya ülkelerinden bekleniyor. Türkiye'nin şu anda önündeki misyon bundan çok önemli pay alması. Örneğin bir Çin'deki turist artışı, Çinli turist artışı, Rusya'dan olan veya muhtemel kaybımıza henüz bir şey olmadı ama inşallah da olmaz. Bunu kompanse edebilecek güçtedir.